Ergün Diler, para operasyonu. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana yani 2021'e geldiğimizde ister istemez ne çok şey yaşandı diyorsunuz. Sanırım kabaca iki tarihe dikkat etmek gerekiyor. 2009'da Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta one minute çıkışıyla birlikte yeni bir sayfa açıldı. Kendi halinde insanlar oy verirken daha çok duygusal manevi motivasyonlarla hareket etti. Doğaldır. Erdoğan başbakandı. Ancak AK Parti kendisi gibi düşünmüyordu. Erdoğan kendi partisi içinde başka bir ekolü temsil etmekteydi. Bu o zamanlar açığa çıkamıyordu. Çıkamazdı da. Erdoğan yasaklı da olsa AK Parti devleti dönüştürmek istiyordu. Rejimin kodlarını yenilemek niyetindeydi. Aslına bakarsanız Perdeleri aralarsanız, İstanbul sermayesinin önemli bir bölümünü orada bulurdunuz. Cem Boyner'in kurduğu partiden Açık Topluma, TSEV'e kadar çok önemli şahsiyetler yan yanaydı. Davos Erdoğan'ın yollara ayırmak için attığı ilk adımdı. One Minute Çıkışından bir yıl sonra bu günü ve belki de geleceğe etkileyecek olan bir operasyon geliyordu. CHP lideri Deniz Baykal tasfiye ediliyordu. Derinliğe inilmeden tartışılan çok ama çok önemli bir olaydı. Çok kişi ıskalıyordu. 10 Mayıs 2010'da Deniz Bey uzun ve anlamlı bir istifa konuşması yapıyordu. Şimdilerde herkesin unuttuğu çok önemli cümleler kullanıyordu. Hatırlayalım, bu tablo karşısında bana da bir görev düştüğünün farkındayım, bu kara kampanyaya teslim olmayacağım. Bu hukuksuz ve ahlaksız komplo nedeniyle kimsenin beni sorgulamasına izin vermeyeceğim. Eğer bunun bir bedeli varsa ve bu bedel CHP Genel Başkanlığından ayrılmaksa o bedeli de ödemeye hazırım. Benim CHP Genel Başkanlığından istifa etmem hiçbir şekilde bu komploya teslim olmak ya da kaçmak anlamına gelmez. Tam tersine bu bir meydan okumadır. Bu anlayışla bugün CHP Genel Başkanlığından istifa ediyorum. Bu komplonun hedefi sadece ben değilim. Aynı zamanda CHP'dir. CHP de bu kirli tezgahlar karşısında yolunu seçmek zorundadır. Benim istifa kararım hem Türkiye siyasetini hem CHP'yi yeniden tanzim etmek isteyenlere bir imkan tanıyacak hem de CHP'ye bu komployla hesaplaşma fırsatı verecektir. Deniz Bey ve onun CHP'si ile Kemal Bey'in CHP'si arasında dağlar kadar fark vardı. Sanırım kitlelerin anlamadığı buydu. Erdoğan'la Gül'ün arasındaki fark gibi. Bahçeli ile Akşener'in arasındaki uzaklık gibi. Kemal Bey 10 seçim kaybediyor ancak yerine bir başkası gelmiyordu. Gelmesi için zemin bırakılmıyordu. Kemal Bey'in Tesev'in 183 nolu üyesi olması elbette kendisini belli bir odağın adamı yapmazdı. Kimse bunu söyleyemezdi. Ancak belli bir ortak paydadan da rahatlıkla söz edilebilirdi. En azından sahip çıkılan bazı değerlerden. Kemal Bey geldiğinden bu yana ilk kez bu kadar aktif, Normal şartlar altında bir araya gelemeyecek bütün figürleri büyük beceriyle omuz omuza dizmekte, uzun bir hat oluşturmakta. İyi Parti'den sola, oradan da HDP'ye kadar. Kemal Bey seçim kaybetse de önceliği CHP'yi değiştirmekti. Deniz Bey ve rejimin izlerini partiden sildi. Kendi arkadaşlarını getirdi. Kemal Bey'in CHP'sinin gelmesi için eski CHP gitmeliydi. Askerle ilişkisi ve Kürt meselesine bakışı eskisinden çok farklıydı. En son tezkereye hayır dedi. Kemal Bey hem CHP'yi değiştiriyor hem de tabanda kendi gibi düşünenlerden ittifak kuruyordu. Önde de kendisi rol alıyordu. Deniz Baykal'ın istifa ederken söylediği istifa kararım hem Türkiye siyasetini hem CHP'yi yeniden tanzim etmek isteyenlere bir imkan tanıyacak şimdi tekrar okumak gerekmekteydi. CHP çarşı pazar gezileriyle Hayat pahalılığı çıkışlarıyla, kara kış fonu talepleriyle sadece AK Parti ve Erdoğan'ı hedefe koymuyor. Mitçilere yakalama emriyle içeride başlayan mücadelenin 17-25, Gezi ve 15 Temmuz'a kadar uzanan fay hattıyla da hesaplaşmak niyetinde. Yani Kemal Bey 2009 Davos öncesine dönmek için hiç olmadığı kadar aktif. Erdoğan'ın faiz konusundaki ısrarı mücadeleyi daha da alevli bir hale getirdi. Erdoğan devletle bütünleştikçe karşı blok devleti geri almak için gelmekte. CHP ile askerin karşı karşıya gelmesi de bu. AK Parti 2002'de ekonomik gerekçeler üzerinden açılan yolda hız yaptı. İktidara geldi. Şimdi aynı senaryo aynı ruhla CHP üzerinden sahneye konulmak isteniyor. Türkiye elbette eski Türkiye değil. Erdoğan para konusunda zemin kaybetmediği sürece sorunu yok. Ancak karşı taraf ekonomik krize yaslanıp helalleşme üzerinden yürümek istiyor. Yani AK Parti'ye 2002'deki AK Parti diliyle karşı duruyor. Ancak zamanın ruhu farklı. Kemal Bey'in arkasındaki Avrupa İttifakı kendi içinde çok zor dönemden geçmekte. Türkiye'de iktidarı alacak güçleri yok. Gördüğüm bu. Elbette mücadele sürecek. Özellikle ekonomik operasyonlar fırsat buldukça ön planda olacak. Deniz Baykal'ın tasfiyesi aslında bu günler için atılan adım gibi durmakta. Oyunu kuranlar böyle kurmuş. Ergündiler Takvim. Erkan Tan gerçekleri yamultanlar. Kendisine muhalifim diyenler Amerika, Avrupa ve bütün dünyada pandemi sonrası oluşan ekonomik sarsıntıyı bilerek ve isteyerek dikkatlerden kaçırmaya gayret ediyorlar. Dünyadaki müthiş kırılmaya bakmayalım istiyorlar. Sanki tek sorun Türkiye'deymiş gibi analizler, açıklamalar, suçlamalar yapıyorlar. O zaman gerçekleri biz hatırlatalım. Amerika ve Avrupa'ya ulaşan tedarik zincirleri kopmadı mı? İngiltere ve Avrupa'da market rafları boşalmadı mı? İngiltere'de benzin kuyrukları oluşmadı mı? Pandeminin bütün dünyayı sarsan jeopolitik sonuçları olmadı mı? Pandeminin küresel ekonomi finans sisteminde yıkıcı etkileri yaşanmadı mı? Pandemi dünyada derin yapısal değişimlere yol açmadı mı? Amerika'da fiyat artışları yaşanmıyor mu? Avrupa'da doğal gaz fiyatları fahiş bir şekilde artmadı mı? Ayçiçek yağı ile ilgili dalgalanmalar Avrupa'da da yok mu? Gıda fiyatları Fransa'da %28, Avrupa genelinde %34.4 artmadı mı? Amerika'da yıllık enflasyon rakamın %10-15 olduğu tartışılmıyor mu? Salgın hiç olmamış gibi konuşanlar. Mart 2020 tarihinden bu yana dünyaya kabus gibi çöken bir salgın hastalık hiç olmamış gibi ekonomik karşılaştırmalar yapıyorlar. Türkiye'de Mart 2020 tarihinden itibaren ilkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler, öğrenci yurtları, lokantalar, kahvehaneler, kafeler, berberler, kuaförler, tiyatro, opera, bale salonları, gece kulüpleri, barlar, atari salonları, stadyumlar, kapalı spor salonları kapalıydılar. Hava yolu şirketleri uçuş yapamadılar, halen bazı ülkeler için gidiş geliş sınırlamaları var. Turizm tesisleri, beş yıldızlı dev oteller, nikah salonları, Aylarca kapalıydılar. AVM'ler pandemi kısıtlamaları altında belli belirsiz faaliyet gösterdiler. Aylarca her hafta sonu düzenli olarak sokağa çıkma yasakları vardı. Şehirler arası seyahatler izne tabiydi. Gün içinde belli bir saatten sonra her gün sokağa çıkma yasağı vardı. Cenaze namazları aylarca 10 kişiyle eda edildi. Türkiye'deki bütün devlet memurları aylarca evlerinden mesai yaptılar. İktidarı değil devleti yıkmak. Şimdi ise kendisine muhalifim diyenler, kabus gibi bu bir buçuk yılı bunların hiçbirinin yaşanmadığı geçmiş yıllarla mukayese ediyorlar. Bu mukayese bilerek düşmanlıktır. Çünkü haklı değildir, doğru değildir. Milletin ve ülkenin felaketini arzulamaktır. Korku filmine benzeyen böyle bir bir buçuk yılı dünyada her işin normal seyrettiği başka yıllarla mukayese edenlere iyi niyetli diyebilir miyiz cumhurbaşkanı erdoğan türkiye'nin geleceğini kurtarmaya çalışırken kendisini muhalifim diye tanımlayanlar devlete ve millete bilerek kötülük yapıyorlar ekonomide kriz oluşsun diye bilerek gerçekleri yamultuyorlar milletimizin arasında karamsarlık umutsuzluk yaymaya çalışıyorlar yaşama sevincimizi çökertmeye çalışıyorlar devlet yönetimine güveni kırmaya çalışıyorlar Şimdi bunlara muhalefet diyebilir miyiz? İktidarı yıkacağız derken devleti yıkmak kabul edilebilir mi? Türk Devletleri ve CHP. CHP Türk işbirliği gerçekleşmesin diye vardır. Türk İslam iktidarı CHP'nin savaştığı bir düşmandır. CHP'li Ünal Çeviköz Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti demedi mi? Çeviköz herhangi bir CHP'li değildir. Muhtemel bir CHP iktidarında Milli Savunma ya da Dışişleri Bakanı yapılacak kişidir ve Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesinden rahatsızlık duymuştur. Türkiye için kötü bir şey olduğunu savunmuştur. Bağımsız, güçlenen, müreffeh, Müslüman hassasiyetlerle tavır alan, Türk dünyasıyla buluşan bir Türkiye Cumhuriyeti bunları çıldırtıyor. Bunlar Türkiye batıya kul köle olsun istiyorlar. Amerika, AB, İsrail ve Siyonist Yahudiler karşısında hep ezik, korkak ve teslim olmuş haldeler. Hatta daha da ötesinde bu saydıklarımla işbirliği yapmayı bir görev sayıyorlar. 70 sente muhtaç olduğumuz için perişan olduğumuz günlerden şimdi milyarlarca dolarlık doğalgaz rezervine ulaştık. Beğenmiyorlar, aşağılıyorlar, hor görüyorlar bizden gibi görünen ama aklı, ruhu, kalbi bizden olmayanlar, batı putuna tapanlar kuduruyorlar. Oyun kuran, hakkını arayan ve alan, masaya yumruğunu vuran bir Türkiye, içimizdeki bazılarının beyinlerini yakıyor. Erkantan Takvim